Burası doğduğu yer değil ama J.D. Vance'in evim dediği yer burası. Kentucky eyaletinin Jackson şehri. Karıma evlenme teklif ettiğimde tatlım, 120 bin dolarlık hukuk fakültesi kredi borcum ve Doğu Kentucky'de bir dağ yamacında mezar arsamla geliyorum dedim. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Vance'in büyük annesi Memo ismiyle tanınıyordu. He always came down here. Vance buraya büyük annesiyle gelirdi. Dağ hayatının nasıl bir şey olduğunu görsün diye Vance'i dağlara götürdü ve belli ki hoşuna da gitti. Vance, Ohio'nun Middletown kasabasında doğdu ve evde 19 dolu tabanca bulunduran küfürbaz büyük annesi tarafından yetiştirildi. Üvey babasının soyadıyla J.D. Hamill olarak ilk seçimini kazandı. Middletown Lisesi'nde sınıf başkan yardımcısı seçildi. Deniz piyadesi olarak görev yaptı ve ardından Ohio Eyalet Üniversitesi'nden birincilikle mezun oldu. Ardından Yale Üniversitesi'ne devam eden Vance, burada müstakbel eşi, hukuk öğrencisi Usha Chilukuri ile tanıştı. Üniversite arkadaşı James Amers ikisini de tanıyordu. Bence kendi deneyiminin bir kısmını J.D.'ye aktararak ne yapmak istediği konusunda yardımcı oldu ve genel olarak hukuk fakültesinden sonraki yolunu şekillendirdi. Vance 2016'da piyasaya çıkan ve işçi sınıfı Amerika'sını konu alan çok satan kitabı Hillbilly Elegy'nin filme dönüştürülmesiyle ülke çapında tanındı. Filmde Glenn Close genç J.D.'nin açık sözlü büyük annesi rolündeydi. You want to be somebody or not? Eski başkan Donald Trump'ın desteğiyle Ohio'da doğup Kentucky'ye gönül veren çocuk Ohio'dan senatör seçildi ve 2 yıl gibi kısa bir süre sonra da J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. Trump Vance'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Ancak daha önce Trump'ı kınanacak biri olarak nitelendiren ve asla Trump'ın adamı olmadığını iddia eden Vance zor bir başlangıç yaptı. Şimdi aday olarak Vance'in politikaları Trump'ınkileri yansıtıyor ve eski başkan 2020 seçimlerini kaybetti mi diye sorulduğunda "No." Hayır, bence 2020'de ciddi sorunlar var. Peki Donald Trump seçimi kaybetti mi? Benim kullanacağım kelimelere göre değil. Vance, Çin ve Doğu Asya konusunda şahin bir tutum sergiliyor. Ukrayna'ya askeri yardım yapılmasına karşı çıkıyor ve İsrail-Hamas çatışması hakkındaki sorumuza şu yanıtı veriyor. Kamala Harris bir yandan sivil kayıpları gerçekten önemsediğini söylüyor ancak yine de İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmelerini sağlayacak silahları vermeyi reddediyor. Vance'in memleketi Middletown büyük ölçüde Trump destekçisi. Steve Dillman, Vance'e 16 yaşındayken ilk işini veren kişi. I'm very proud of what he's accomplished. Onun başardıklarıyla gurur duyuyorum ve bunun bir parçası olmak içimde iyi bir his uyandırıyor. Bu adam McKinley sokağından geldi ve şimdi Amerika'nın başkan yardımcısı olma yolunda. Seçilmesi halinde 40 yaşındaki Vance, ülke tarihinin en genç 3. başkan yardımcısı olacak.